Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine sizlere güzel bir kürle daha geldim. Şimdi diyeceksiniz ki her gün kür olur mu? Arkadaşlar her gün kür uyguluyorum fakat farklı çiçeklere uyguluyorum. Mesela kuru maya kürünü birkaç tane çiçeğime uyguladım. Ona uyguladığım çiçeklere uygulamıyorum. Bugün size yine bakın ilk defa göstereceğim bir kür tarifim var. Elma kabuğu kürü arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten elmanın faydaları saymakla bitmez. Özellikle elmanın dalı. Mesela bir sarılık geçirmiştik. Elmanın dalını kaynatıp içince akciğerleri yani ciğerlere çok iyi geldiği aşikar. Şimdi arkadaşlar ben Begonvil'ime kaç gündür kür uygulamadığımı fark ettim. Çiçekli zaten. Kasım ayında da çiçekli bakın. Böyle yeni yeni fideler de veriyor. Şimdi ben bu akşamdan soyduğum elmanın kabuklarını bu şekilde suyun içerisinde bekletiyorum. İyice suya vitaminini veriyor. Biliyorsunuz zaten elmanın kabuğunda bütün vitamini. Hemen şöyle bakın sadece bu kadar uyguladım. Hatta ben bu kabukları dibine bırakacağım. Gübre olması niyetiyle. Bakın şöyle dibine bırakıp onları güzelce böyle toprağa, şimdi buradan gösteremeyeceğim ama toprağa böyle karıştıracağım arkadaşlar. Toprağa girip kabuklarımız güzel güzel begonvilime kür olsun istiyorum. Zaten begonvilimin toprağını görüyorsunuz. Komple yumurta kabuğuyla dolu. Biraz da elma ile desteklemek istiyorum. Elmalar orada çürüyecek ve gübre olacak. Ben şimdi buna birazcık daha toprak eklemesi de yapacağım ama şimdilik size bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kompost olarak evdeki atıklarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama aşırıya kaçmayın. Buna ben ilk defa bu uygulamayı yapıyorum. Aşırıya kaçarsanız daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Her şey ölçülü. Ben her gün farklı bir çiçeğe kür uyguluyorum. Hepsini aynı kürleri uygulamıyorum. Ve yaklaşık bir aydır kür uygulamadım. Öyle söyleyeyim. En fazla kış aylarında ayda bir yani ayda bir kür uygulayın. Yazında 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu yılbaşı çiçeğimi uyguladığım kaktüsüm tutmuş ama zor dayanıyor. Böyle arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimi göstereyim. O zaten şahlandı geliyor. Çok güzel geliyor bakın. Bunu buraya astım. Kendi haline bıraktım. Diğer çiçeklerimiz de burada. Evet arkadaşlar, bugün de bu kürü göstereyim dedim size. Bakın. Tamamıyla doğal kürler uygulayarak büyüttüğüm sardunyacıklarım buralarda duruyorlar bakın. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.